O çocuğun kendisiyle beraber top peşinde koşturacak bir babası olmadığı sürece mutlu olması biraz zor. Babaya ihtiyacı var. Çocukların babaya ihtiyaçları vardır. Buradan bir anlam çıkarmalıyım sanırım. Çünkü birileri doğal seçilimin berbat bir şey olduğunu falan söylüyordu da o yüzden. Sen benim ne dediğime bakma. Benim fikirlerim ne kadar mantıklı olsa da günün birinde oğlun ya da kızın sana babasının kim olduğunu soracak. Tamam, bir de şöyle düşünelim. Ben bir adamla evlendim ve günün birinde bir çocuk yapmaya karar verdim. Şimdi o kişinin iyi bir baba olup olmayacağını nereden biliyoruz, değil mi? Ateş, beni gerçekten şaşırtıyorsun çünkü sen sıra dışı olan şeyleri seversin genelde. Güvendiğin birini bul. Senin gibi mi? Sevdiğim birini. Ne haber? İyi doktor. Senden ne haber? İyi. İpeğe geldim. Evraklar var, imza isteyeceğim. Odasında değil mi? Odasında da iyi değil İpek, biraz gergin. Hayırdır? Boş ver ya, gergin biraz, hiç girme şimdi sen. Ne oldu? Hayırdır, söyle bakayım. Ya doktor işte, versen şunları bana, bir senin bir hastanın kocası şikayet etmiş işte, karıma asılıyor falan diye. Ne? Boş ver, bilmesen daha iyi. Ne münasebet ya? Saçmalama, öyle şey. Versene şunları. Emre, yavaşça vermeyi unutma. Spinal kanala maddeyi verdim bile. Bir sonraki durak beyin. Kontrast madde 4. ventrikülere girdi. Kanama yok. Kan basıncı yüksek ama sabit. Minikler sağlam. Kanama yok. Mehmet Ali çabuk gel. Mehmet Ali. Cerrah boskaçağını tamir etti. Şanslısınız, adam ölmedi. Allah Allah, niye ben şanslı oluyorum? Hayatta kalan o. Kanama olabilir dedik, bizi dinlemediniz. Beyninde kanama olabileceğini söylediniz. Kulağından kan gelir demediniz. Hocam yeter artık, lütfen. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Hocam tehlikeli bir işe kalkıştık ve korktuğumuz başımıza geldi. Dolap dere. Rehberim ol. Beni şöyle adamın beyninde bir tura çıkart. 2012'den başlayalım. Ne oldu 2012'de? 5 santim parietalde 4. evre astrostoma. Yok, geç. Sonra süperior temporalde küçük bir lezyon. Yükseltmiş ama iyi huylu. Peki şu Radke kesesinin yanındaki yıldızımsız şeye ne diyorsun? Biyopsiden kalan skar dokusu.
her lekeden bir anlam çıkaramayız. Ameliyattan kalan bir iz işte. Vazgeçin artık. Bütün kan testlerini tekrarlayalım. Ayrıca yeniden MR çekelim. Hayır. Adam zaten 8 yıldır acı çekiyor. Bu durumu daha kötü ya da daha ilginç hale getirmenize alet olmayacağım. İyi tamam, zaten dolapları bu işleri daha iyi kıvırıyor. Dolapları, adamın beyninde 5 milimlik bir kesiye ihtiyacım var. Ben de yokum. Kaç milimlik kesik demiştiniz? 'Dama yardım edebilirim. İyi de nasıl Ateş? Bana somut bir şey söyle. Yardım edebilirim. Yeterince somut değil mi? Somut bence. Yardım edebilirim. Gerçek niyetinin bu olduğunu düşünseydim kesinlikle seni desteklerdim. Ama sen sadece bunu ilginç buluyorsun ve sonunda ne çıkacak diye merak ediyorsun. Oyun oynuyorum ben. He? İyice kafayı taktınız ha bana. Bu hastanedeki herkes geldi benim gerekçelerime kafayı taktı. Bu yüzden veya şu yüzden veya o yüzden ne fark eder? Azıcık da olsa iyileşme şansı varsa yeter. Gerekçelerin yeterli olmadığı için aldığın kararları sorguluyor olabilir miyiz acaba? Kaç senedir ağrı kesicilerin etkisi olmadan salim kafayla ilk defa bir karar veriyorum. Onu da beğendiremiyoruz. Normalde olsa yılda bilmem kaç defa bu odaya dalarsın. Hastanın beyni yandığı için pankreas patlamak üzere falan gibi tıbbi donanımlı bilgilerle gelirsin. Şimdi bana laf kalabalığı yapıyorsun. Detaylarla sıkmayayım dedim seni. Hayır. Detay vermedin çünkü duygularınla hareket ediyorsun. Benim tanıdığım Hekimoğlu'nun tutarlı nedenleri olur. O yüzden bu konuyu burada kapatalım lütfen. Yarın sabah hastanın çıkışını veriyorum. Doktor, hoş geldin. Çabuk geldin. İpek aradı da.